Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şeytan bana namaz kılma demiyor. 5 dakika sonra kıl diyor. Kılarsın diyor. Yani kalitesini düşürmeye çalışıyor. Bir Müslümana namaz kıl demez yani. O kadar ahmak değil. Aptaldan şeytan olur mu? Olmaz. 5 dakika sonra kıl. Sonra kılarsın. Şunu bitir ya. Öyle diyor. Size de öyle diyor zannediyor. Bir de yapılacak işleri hep derste hatırınıza getirir. Hemen 2 devlet eliniz telefona gider. Ama bir şey yapmıyor. Başka nerede hatıra geliyor Fethi abi? Ne diyor? Anam. Yani bir de işim var. Çünkü namazı çabucaktan kılıyor. Git halledir. Yani namazı değerini düşürtüyor. Tabi. Git. Hemen namazı çabuk kıl da o işini al. Tesbihatı sonra yaparsın. Hakikaten acayip bir şey ya. Hakikaten şeytan şeytan. Hangi şeytan? Ne kurtarsam kârdır diye. He? Ne kurtarsam kârdır. Aynen öyle. Fark. Bak namaz kılma demez. 5 dakikada yat diyor. Serseri 5 saat yattı. 5 saat yattı yetmedi 5 dakikada mı doyacak? Serkan sana da öyle mi diyor? Allah'a emanet. İnan bana öyle diyor. Bu şeytan aynı şeyden olmasın sen? Aynı yerden ders alıyor. Ama böyle anlatarak da ben de foyasını dışarıya çıkarıyorum. Şimdi sabahleyin size sabah namazını öser. Ya 5 dakikada falan deyince bunu hatırlarsınız bu olayı. Acayip bir şey. Kıl kıl. Çalışmak da ibadet. Çünkü işin çabuk geçecek yani. Evet, bu akşam ne gecesi? Kandili. Ne kandili? Kadir gecesi. Kadir gecesi. Kadir gecesinde ne oldu? He? Kur'an, öyle mi? Kadir gecesi. Elhamdülillah. Beraber işleyelim diye beraber yapıyorum. Kadir gecesi rivayetlere istinaden Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Ümmetim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yanlış ittifak etmez diyor. Madem ittifak etmiş, kabul ümmet olmuş. Böyledir, böyledir. Kur'an ayetlerinin İlk vahiy ile gelmeye başladığı mübarek bir gecedir. Kadir gecesi. Ramazan ayının diğer herhangi bir gecesinin de Kadir gecesi olması ihtimali olduğundan Ramazan gecelerini umumen ihya etmek faziletlidir. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'ten 100'den geçer. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade Ramazan-ı Mübarek'te 1000'e çıkar. Şimdi bir Allah desen 5000 oluyor. En az ama 1000'lere çıkar. Cuma gecelerinde 1000'lere, Leyli-i Kadir'de şimdi değil mi? Allah Allah. 30.000'e çıkar. Allah desen 4 artı tik üstünde 5 sayılır 5. 5 çarpı 30 bin. 150 bin. Bu böyle midir? Böyledir. Böyle inanırsan böyle muamele göreceksin. Bu böyle. Allah Allah. Elhamdülillah. Niye yapıyor? Öyle diyor değil mi Risale'de? Panayırdır diyor. Allah affetmek için. Nasıl ki padişahlar culusu humayun yaparlar diyor. Tahta çıkış gününü, af günü yaparlar. İkram günü yaparlar. Çoğu mahkumları affederler vesaire. Yani onu beyinlere yerleştirmek ve saltanatın büyüklüğünü göstermek için. Çok sebepler var. Allah da bu gecelere hürmeten kullarını affediyor. Affediyor. Bak geçen sene ya nasip derdik değil mi? Gelecek sene Kadir gecesine ulaşır mıyız? Ve şimdi diyoruz bakalım ya gelecek sene ya nasip. Bu akşam
pek çok uhrevi faydeler kazandıran ticaret uhreviyenin bir kutsi pazarı, pazarmış bu akşam, alışveriş. Veriş var mı? Alış var, sevap da, veriş günah. Günah bırakıyorsunuz. Günah yanıyor arkadaşlar, bu böyle. Ehli hakikat ve ibadet için muntaz bir meşerdir. Şualar 494. Evet. Bunu baş şey yaptıktan sonra fazla uzatmayayım. Burada da Kadir Gecesi hakkında mesela bütün Ramazan gecelerini ihya etme, teşvik etmek hikmetiyle Leyle-i Kadir Ramazan içinde gizli bir akılmıştır. Bilhassa aşr-ı ahir-i Ramazan'da her gece aşr son 10 gün. Aşr-ı ahir-i Ramazan'da her gece hususan tek gecelerde Leyle-i Kadir'in bulunmak ihtimali kuvvetli olduğunu Hadis-i Şerif ferman ediyor. Emir Darlayıkası 1-245. Evet, rivayet-i sahiye ile Leyle-i Kadir'in nisf-ı ahirde hususan aşr-ı ahirde arayınız ferman etmesiyle bu gelecek geceler 80 küsür sene bir ibadet ömrünü kazandıran Leyle-i Kadir'in gelecek gecelerde ne kadar diyor? 80 küsür sene. Az kaldı, çabuk geçtim ya. 80 küsür sene. Bu beni çok ilgilendiriyor da ondan. Sizi de ilgilendiriyor da tabii. Orhan abi kaç yaşındasın? 63. 15 sene çocukluğu çıkart. Ne yapar? He? 48. 48. 18 de ben cepten veriyorum. 30. 30 tane Kadir Gecesi yakalasan. Ya ben kardeş bunu yakalayamam. Cemaatta değil misin? İştirak amali hürriyede ortak değil miyiz? 30 tane Kadir Gecesi yakalansa. Bir Kadir Gecesi 80 küsür sene diyor. 2000 küsür sene yaşamış gibi, ibadet etmiş gibi sevap verecek. Çünkü Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşamış. Aynı böyle, bak yüzün nasıl. Cemaatin güzelliği. Sen her şeyi yapamazsın ki. Ne yapabilirsin? Ben bunu yaparım, sen de onu yaparsan, o da onu yapar, o da onu yapar. Öyledir. Peygamber de öyle. Ensar var, muhacir var, sahabe var, ilim ehli var, medresi var, ashab-ı suffa var. Hepsi farklı var. Ama hepsi bir noktaya hizmet ettiği için beraberler. Bak, 80 küsur sene bir ibadet ömrünü kazandıran Leyle-i Kadir'in gelecek gecelerde ihtimali pek kavi olmasından istifadeye çalışmak böyle sevaplı yerlerde bir saadettir. Peki ne yapacağız bu gecelerde? Bak, bu geceler, usta, ha bunu okuduğum yer Şualar 509. Hep Risale'den okuyorum da seçiyorum. Yani hepsi bu, onunla alakalı fakat hepsini okumuyorum Risale'de geçen. Ha, bu gece ne yapacağız? 505'te bak ne diyor. 50 senelik ibadet, Berat gecesi, Kadir gecesi 80 sene. Onun için elden geldiği kadar, usta diyor 505 Şualar'da, Kur'an'la, istiğfarla, ne başka? Salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Ben bununla biraz alakadar oldum. Kalbi işlettirme ile alakalı Kur'an. Kur'an'la. İstiğfar en düşüğü estağfurullah. Ve tübâleyne ya tevâbu ya hakimu tövbeten ilâhir. Bu tövbe. Diğeri nedir? Diyor ki kul hakkının tövbesi İstiğfarı şudur, hakkını vermektir. Ondan sonra tövbe istemektir. İçkinin tövbesi var, fiili tövbesi yok. Artık olmaz. Kumarın da öyle. Ama namazsızlığın tövbesi var, fiili. Kaza kılmak.
İstiğfar buradan başlar. Estağfurullah ya. Ve tuvaliyle ya tevabu ya akıbı tevbete ve suhari ya akıbı nennetine zafı anıbı eşyeten özelamu. Enfusekum zekirullah fe estağfiru liyizunum ve miyafiru zunum ve illallah. Estağfurullah. El azim el kerime lezi la ilahe illahu el hayyul kayyumetü vel esmane. Bak buradan başlıyor. Ne kadar hoş ya. Ne kadar dinimiz hoş. Yani bir muamma acıbe istemiyor ki korkalım. Allah önümüze çıkartılan bir hakikat, korkutucu bir acıbe değil ki ya. Endişe edilecek, korkulacak, ümitsizlik beslenecek bir şey değil ki. Yani Cenab-ı Hakk'ın kapısı, ümitsizlik kapısı mı ya? Böyle bir tuhaf şey istemiyor ki bizde. Yani şey ne yapacağız? Alacağız cüzümüzü. Ha? Bir cüz alın kardeşim. Bir cüz al. Sonra istiğfar. Nerede atamıza? Kaza namazımıza. Kaza namazımıza kılacağız kardeşim. Ondan sonra hepinize tavsiye ediyorum. Sene 365. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam normal günle Ramazan ayındaki oruç 1'e 10'dur. 30 gün tuttuk inşallah 2-3 günümüz kaldı 4 gün. 30 çarpı Hasan'ın 10? 300. 6 günde Şevval'i tutacaksınız, tutacağız. O 6 çarpı 10, 60 da orada. 360. Senenin 5 gün oruç tutma kara. Bir sene oruç tutsunuz. Hani bir sahabeye benziyor. Ya Resulallah ben cennete gitmek için ne yapmam lazım? Bunu bunu bunu. Vallahi bir fazlasını yapmam birazını yaparım. Şahane bir de ne valla diyor. Şimdi Allah Resulü dedi mi ki 6 günde Şevval'i tutarsanız bir sene oruçlu gibisiniz. Haşa. O sadık-ı vadilemin. Vallahi ben 6 günü tutarım. Gerisine karışma. Komple ben oruçluyum. Bana diyorlar ki abi işte Mevlüt kandili var. Kardeşim ben oruçluyum zaten. Oruçsuz olanlar tutsun. Ha oruç içinde oruç nur, nara nur. Ama 6 gün tutan tutun. Ben hayatımda tek bir defa geçen sene 2-3 gün tuttum, diğer bir tutamadım. Rahatsızlığımdan dolayı. Başka hatırlamıyorum. Teşvik için söylüyorum. İnşallah bu sene nasip edecek Allah bana. 6 günü tutarım Serdar Bey. Vallahi işte Eyyami Biyoz. Eyyami Biz var ya, Eyyami Biyoz. 13, 14, 15 biliyor musunuz onu? Kameri ayların Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki kadınlara, Eyyami Biz günlerinde erkeklere sabırlı olun. Çünkü erkeklerin aklının çıktığı gündür. Kamer ayları 13, 14, 15. günler tıtlatıyoruz. Kafayı oynattığımız gün. Yani Eyyami Biz. Yani o gün tutun. Kadınların da malum günlerinde de erkeklere diyor ki sabırlı olun. Allah bile ibadeti o gün kaldırıyor. Sıkıntı ne kadar ruhsal olduğundan. Niye anlatıyorum? Bildin mi? Ne kadar hoş oluyor. Her şey tıkır tıkır oynuyor. Bilmesen dersin, ulan ya bana ne oluyor ya bugün? İnsanın tıtlattığı bir gün. Eyyami bil. O günde niçin söyledim? Oruç tutun diyor Allah Resulü. Ha? Ben Şevval'i tuttum mu her gün oruç tutuyorum. Söylenim. Tamam. Yerken de oruç tutuyor. O yerken de oruç tutuyoruz. Ayın en parlak günleri oluyor değil mi abi? Evet. Ayın 3-14-15. Evet. Ayın en üç, o dolunay günleri. İnsanın ayağının altındaki kanı tepeye götürdüğü gün. Biliyorsunuz ay dünyamıza yaklaştıkça ağacın kökündeki suları tepeye çıkarıyor. Ayağının altındaki kanı tepeye çıkarmayacak. İşte Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam 17, 19, 21. günleri de hacamat yaptırın. Helak olursanız sebebi sizsiniz. Hacamat yaptırın, sihat bulun. Hacamat yaptırın. Sihatlı hacamatların yeri söylüyorum. Benim bak hep boştur orası. Kuş yuvası var ya, orası veya bu yanlar. Sırtını yaptırın. Yani Peygamber Aleyhisselam demiş mi bunu? Demiş. Bitti. Ramazan'da aslında yaptırmak bir şey var mı? Sıkıntı var. Ramazan'da tavsiye edilmiyor çünkü bünye zayıf olur diyor. Hani kan vermek mesela caiz ama tavsiye edilmiyor. Çünkü zor durumda kalırsın. Zor durumda kalırsın. Kan vermek, içeriye almak olmadığında kan vermek caiz. Ama
Mesela akraban kan ihtiyaç oldu, ameliyat oldu bilmem vesaire. Zor durumda kalan kan vermek caiz olmuştuyken. Ama zor durumda kalırsın çünkü suya ihtiyacın olacak vesaire. Ne dedik? Ha, istifarla, salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Başka? Ramazan'ın 27. gecesi için Şualar 510'dan okuyorum şimdi. Bir kısım müştehitler o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmişler. Hakiki olmasa da Üstad diyor bak. Madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur. Üstadımız öyle diyor. Allah Allah. Bu kutsi gecede elden geldiği kadar sair nafile namazlar gibi tatavvu'an namazı kılınabilir. Büyük İslam ilmi anında 188'de anlatıyor bunu. Ondan sonra seçeyim size. Tamamdır herhalde. Ümmet bu günü kabul ettiği için inşallah öyledir. Bir de okuyayım bu gecene Kur'an'la, istiğfarla, salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Evet, şimdi dersimize başlayalım. Elhamdülillah. İyi ki Müslümanız, Allah hamdolsun. Kur'an'la alakalı bir yer okuyayım. Dördüncü nokta, Şualar 136. Kur'an öyle hakikatli bir halavet göstermiş ki, halavet, ruh rahatlatan, en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, bak en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur'an'ı tilavet edenler için, Kur'an okuyanlar için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar-ı tilaveti, tekrar Kur'an okunması halavetini, ruhsal feyzini, rahatlığını ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkesçe müsellem olup darb-ı mesel hükmüne geçmiş. Allah Allah. Mesela bir yer var. Sözlerde bak ne diyor. Neredeydi? Çok hoşuma gidiyor orası. Aleyküm selam. Gör bakalım. Neredeydi o ya? Ha. Allah Allah. Tam şuradan alayım. Her zaman milyonlar hafızların kalplerinde zevk ile yazılması ve çok tekrarla ve kesretli tekrarati ile usandırmaması, çok iltibas karıştırma yerleri ve cümleleriyle beraber çocukların nazik ve basit kafalarına mükemmel yerleşmesi. Mesela bizim çocuklar hafız oluyor. Hafız değil mi Türkiye'de? Hafızlar çok. Bir dikkat edin şimdi. Arapça bilmeyen çocukların koca bir kitabı ezberlemesi misli var mıdır? Mesela İngilizceyi bilmeyen bir çocuğun İngilizce kitabı ezberlemesi. Anladınız mı? Bak İngilizce bir roman düşünün. He? 600 sayfa. Şimdi bir çocuk, bizim çocuğumuz İngilizce bilmiyor. Ona diyoruz ki şu İngilizce kitabını ezberle. Bir hayal edin böyle İngilizce kitabını. İmkansız. İmkansız.
Bizim çocuk Arapça biliyor mu? Yok. Gidiyor bir hafta içinde Kur'an'a çıkıyor. Okuyor. Bir hafta içinde sen İngilizce ne okuyacaksın? Bir hafta içinde İngilizceyi okuyacaksın tıkın tıkır. 6-7 yaşında. Sonra da 6 aydan başlar, 2 seneye kadar geç Kur'an 600 sayfalık kitabı ezberleyeceksin. Bir dikkat edin, Arapça bilmeyen bir çocuk ha bu. Bu çok tuhafıma gidiyor. Çocukların nazik ve basit kafalarında mükemmel yerleşmesi, iyi dinleyin şurası, burasını için açtım şurayı şu anda. Ben çok yaşadım. Hastaların ve az sözden müteessir olan, sekeratta olanların kulağında ma-i zemzen müsülü hoş gelmesi gibi kutsi imtiyazları kazanır. Mesela bir dostum vardı Kırıkan'da, kanser hastasıydı, vücudunu sarmış tamamen. O kadar titiz, o kadar ateş vücudu yanıyor ki çıt olmaz, kimse konuşmayacak. En ufak bir şeyden rahatsız oluyor sesler. Hatta ziyaretçi bile istemiyordu. Gelmesin diye kimse gitmiyordu. Selam vermek yasak. Yapınca o anlıyordu. Aleyküm selam diyordu. Ses yok. Yani her taraf sarmış, ateş. En ufak şeyden çıktı şapı. Ondan sonra karısına demiş ki Hasan Hoca'yı çağırın demiş. Allah rahmet etsin Kırıkan'da. Afacan hocam yani. Çok sevdiğim. Bilinsin ya. Sen bilirsin Kırıkan. Afacan hocam. Demiş ki derste dersi bitirince gelsin demiş. Çaya oturmasın. Ama bir selam verilmekten rahatsız oluyor. Böyle. Çit yok aynen. Böyle. Gittim. Ben de şey gibi kolumu sallay sallay gittim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Otur. Hemen ne okuyayım hocam dedim. Cevşen oku bana. Alim ha. Orta Doğu'da sayılı insanmış. Fıkıhta alim. Fıkıhta alim. Acayip birisi. Bana Cevşen oku. Niçin şey yaptım? En ufak bir sesten de bak. Hastaların az sözden müteessir olan ve sekeratta olanların kulağına ma-i zemzem müsülü hoş gelmesi. Mesela bir matematikçi düşünün. Ömrü matematikle geçmiş. Canı çıkıyor. Kanser veya işte gidiyor. Matematik çözün. Formül çözün de canım rahat çıksın. Değil mi? Ömrü matematikle geçmiş. Doktorla alakalı şey söyleyeyim. Ölüyor ya, doktor da ölüyor ha? Ölmez mi? Şimdi biraz hücreden bahsedeyim. Beyin anatomisinden bahsedeyim de ruhum rahatlasın. Demiyor, Kur'an oku. Müzik, ruhun gıdasını dinleyenler de Kur'an oku. O kanser olanlara, ömründe müzik dinleyenlere, gıda kardeşim, tıngır tıngır çalalım. Bir kere o ev sahibi azap olur herhalde. Herhalde bir de cenazeye de okuyalım onu. O Rum gıdası ya. Müslümanlar Kur'an diyor, o diyor müzik. Tamam, cenaze orada yatıyor. Dın 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 dın. Mezarda okusak ne olur? Ezberde var tabii. Dıkın, he? Nasıl? Ezberden haberler çıktı da, öyle bir plaket çalsın diye hasret etmiş, mezarda kişiler de çalıyor. İşte, tam ona uygun. Azap oluyor değil mi abi? Oy! Aman yarabbim. Dürmede 3 gün bando çalmışlardı ya. He? Dürmede 3 gün bando çalmışlardı. Evet, 3 gün bando çaldılar. Dibe doğru gidiyor herhalde. Kıyamete kadar dibe doğru gidiyor. Allah Resulü şöyle diyor, dik kafalı böyle demiyor, eğikleme, 75'i böyle. Niçinse tam dik değil, eğik kıyamete kadar dibe, veil kuyusuna doğru gidiyor diyor. Tam böyle yanlama diyor. Dik niçin dediğini bilmiyor. Bilmiyorum. Gidiyor. Allah ateşini çoğaltsın. Amin. Bu kadar kişinin imanına mani oldu. Hastalara, kim ne istiyorsa onu bulacak. Allah kimse haksızlık etmiyor. Ya de ya. Kimse zerre kadar haksızlık yapamayacak. Ne istemişse.
İstemiş yapamamış. Gene verilecek inşallah. Allah Müslümanlara rahimdir. Çok. Şeyde anlatıyor 13. lemada ne diyor? Şeytan yaratılmasına ait bir soru soracak da diyor ki mutlak. Neydi o? Hakimi mutlak. Yok. Ya. Cemili alel itlak. Cemili alel itlak. Rahimi mutlak. Rahmanı bilhak. Çok ilginç. Cemili alel itlak. Allah'ın kendi zatı alel itlak. Yok onun hududu. Bilmiyoruz. Rahimi mutlak. Rahim ama rahimle tecelli edecek ama mutlak hududu da yok. Rahim kime tecelli edecek? Müslümanlara. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim Müslümanlara. Rahman için ne diyor? Rahmani bilhak. Dünyada kafir mümin fark etmeden kim ne hak etmişse o kadar verecek olan Allah. Rahmani bilhak. Bak rahim onun için ben atıf yaptım şimdi. Rahimi mutlak. Rahimi bilhak değil. Kim hak etmişse o kadar Allah ahirette verecek demiyor. Oh! Çok severim bu işleri ben ya. Bak, ne oldu bir dinleyin. Rahimi bilhak demiyor. Yani kim nereye kadar layıksa o kadar verecek. Öyle Allah değil. Rahimi mutlak. Hak yok. Hak etmediğinde verecek sana. Yeter ki iste. Bir tanesine dün dedim ki, ya dedim böyle bir rüya gördüm, hoş eski medrese arkadaşım dedim. Dedim böyle böyle, yani var ya anlatmıştım size, ya Rabbi tövbe için kalkan Muhammed'in eline, bak tövbe için kalkan Muhammed'in eline elimi. Bir rüya gördüm de birisi dua ederken duydu. Üç tane dua şekli ama kafa yok ki bir tane kaldı. Kafa yok yani, kafam kalmamış. Birisi dua ediyor sesli de, ben de ondan ezberledim. Benim değil bu. Diyor benim kafam var bunu diyebilecek adam. Bu nasıl diyecek? Diyor ki ben ezberledim. Bir şey diyeceğim onu bir şey dedi de. Tövbe için kalkan Muhammed'in eline elimi. Diline dilimi. Tövbesine tövbemi kattım Allah'ım. Kabul eyle. Ya sen ne yaptın dedi ya. Tavanlar buldu dedi ya. O ne ya? Kendisi de dedi, sende öyle bir şey yok dedi, bunlar nasıl dedi. Allah, öyle yani görünce hemen kalktı, uyanınca hemen yazdım onu. Allah Allah. Kardeşim Allah ya, bak rahimi mutlak, korkma. Ama ne olur, günahlarla kontrolünü bitirme. Cehennemden o kadar şey yapma. Allah'ın sevgisizliği cehennemden daha beter cehennem. Allah beni sevmez, bana küser. İnan vallahi cehenneme benzemez. Mesela misal veriyorum. Cennete koysa Allah bizi, otur oraya, geç. Cennet dahi olsa, cennet olur mu bana? Allah beni sevmiyor ama koymuş. Yani onun sevgisini bitirmemek lazım. Allah'ı denememek lazım. Ya Rabbi ben bunu günah yaparsam sen bu rahmetini keser misin? Yapmamak lazım. İsa Aleyhisselam öyle diyor değil mi? Rab kulunu tecrübe eder ama kul Rabbini tecrübe etmemeli. Yani bunu yaparsam acaba ya Rabbi bu davayı elimden alır mısın? Ben 5 vakit duamda diyorum ki ya Rabbi düşmanlarına beni teslim etme. Davanı benim elimden alma. Davanı benim elimden alma. Ya Rabbi, ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Beni bana bırakma. İşte Risale-i Nur'u şimdi dua ediyorum yani. Elimden alma Allah. Elimden alıp bir soğukluk düştü mü? İşte. Okuyamamak, elinin gitmemesi işte bu işte. Ceza bu. Neyse. Hastaların az sözden mütesir olan ve sekeratta olanların kulağında
Ma-i zemzem misulü hoş gelmesi gibi. Bir de bana ne demişti biliyor musun hocam? Ya bitti, bitti mi? Bitti hocam. Huruf-u mukattayı bir çek böyle. Birer tane çekiyordum. Yedi istiyor bak. Allah'sa çok iyi biliyor. Allah Resulü'nün dualarında hep fiziksel temas var. 19. mektupta. Çocuk konuşamıyordu, elini göğsüne koydu, okudu, hıyar gibi bir şey çıktı diyor. Kuyuda şey vardı diyor, acı su diyor, tükürünü sürdü, fiziksel temas. Elini yapmış, koydu diyor, tükürdü diyor. Onun için en tesirli okuma fiziksel temastır. Çağırdı beni. Elini koy kafana diyor. Oku hurufu mukatta. Böyle şefiilerimiz var ya. Resulullah'ımız orada, değil mi? Babalarımız orada. Baba adamlar orada yani. Baba adamlar, bizim gibi uydurduklar burada kaldı. Babalar orada. Ne korkacaksın? Allah isyandan kork, günahından kork. Zübeyir abinin dediği gibi, ölümden korkma diyor. Kitap okuyamamaktan kork. O başka bir ölüm değil mi aslında? He? O başka bir ölüm değil mi? Tabii ya. Allah hakikaten rahimi mutlak ya. Ya o öyle düşünmesem, benim motorum yanar ya. Şeytan akşama benle diyor ki, iki tane silahını kullanıyor mu? Kullanamıyor. Yeisle korku. Ümitsizlikle korku ye. Başka beni bir şeyle aldatmaya çarpıyor. Korku, hemen rahimi mutlaka koyuyorum önüne. Ne abi? Ondan sonra bir bakıyorum, aklımı oynuyor, aklımla oynuyor şifreleriyle. Unutmayın, terbiye olmamış akıldan bahsediyorum. Terbiye olmamış akıl kadar akılsız bir alet görmedim ömrümde. Terbiye olmamış akıl kadar akılsız bir alet görmedim. Ustad alet diyor. Meşhum bir alet olur diyor. Şimdi aklınızı ilmin eline verin diyor. Vesvese Risalesi'nden çıkarıyorum. Nasıl? Diyor ki ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Akıl onu davet eder demiyor. İlim onu tard eder. Vallahi ilim bizi korur. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki malın var, servetin var ama senin korunmaya muhtaç. Sen malı korursun. Araba neyse malını. Ama aldığın ilim şu anda anlattıklarım seni koruyacak. İlim seni korur. Malı sen korursun. Ya, malı sen korursun. Şimdi aklın gidiyor hasta. Diyelim ki çok acil. Beyin şu an kafası çalışıyor. Gidiyorum diyor. Allah bir tanesi demiş. Beraber uçuyorduk. Uçuyorduk abi. Bizim Rizeli. Hakikaten ha, hikaye değil yani. Bizzat oldu başıma. Uçak çok fena sağlandı. Çok fena sağlandı. Fitri fitri söylüyor. İsmi vermeyeyim sen bilirsin. Marketçi. Kaldır değil ama çok fena sağlandı. Ya Rab geliyoruz galiba sen bilirsin. Geliyoruz. Sen bilirsin. Geliyoruz galiba ya Rab. Sen bilirsin. Hasan hocam yerini hazırla geliyorum gibi bir şey yok. Geliyoruz galiba ya Rab. Ama onun söyleyiş tarzı biraz farklı. Onun zaten şivesi, şey tipi, mimikleri böyle bir abi. Abi. Ve iki cihanın saadetlerini kendi şakirtine kazandırır. Matematik dünyanı temin eder. Kur'an ise sırf ahiretini değil dünyanı da mamur eder. Bak okunan Kur'an ruha gıda. Akla ufuk. Vücuda enerji. Erba-ı habiselere varyoz. Kabirde gıda ve nur. Sıratta haşirde senet. Sıratta burak. Cennette yoldaş. Nasıl bir şey ya? Çok hoş yemin ederim ya. Mesela bak okunduğu zaman ne oluyormuş bak diyor ki çok emarelerin ve vakaların ve keşfiyatların şahadetleriyle bu işin uzmanlarıyla. Ona gidiyorum beynimi adama teslim ediyorum. Namazsız olduğu halde itimat ediyorum. Verdiği ilaçları kullanıyorum doktorun. Öyle değil mi? Şüphemiz var mı doktorda? Lan bu namazsız serseriye bunun verdiği ilaç içilir mi demiyoruz. Ha, bu konuda da bunun keşfi, emri keşfin
ve ehli ihtisasa kanaat edeceğiz. Onlar bak ne diyor? Diyor ki, çok vakalarla ve emarelerle ve ehli keşfin şehadetiyle cin, melek ve ruhanilerin dahi tilaveti vaktinde pervane gibi hak peristane etrafında toplanması. Bunlar hemen toplanıyorlar. Kafirleri kaçıyor, cinleri, Müslümanları geliyor. Ervahlar geliyor, melekler geliyor. Toplanması Kur'an'ın kainatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır. Fizik okusak gelir mi melekler? Ya. Bir de şeytanın bir tuzağını söyleyeyim size. Şeytan yaptığı tuzağı söylüyor. İster kabul edin, ister etmeyin. Orada bir sancı var ya. Kastır da yani, insan ettir de yani, ne olacak yani? Veya şurada bir şey var veya burada var. Bilgisayarı bir giriyor internete. Kalbin üzerindeki gerilim ve sancı ne iş, nedir? Ne ettiği belli değil, kim olduğu belli olmayan, ehli midir, değil midir, tamam mı? Bir sürü burada doktorum gülüyor abi. Canım benim. Ha bak canımın ciğeri. Şimdi ne etti, ne yaptı belli olmayan, kim etti belli değil, tamam mı böyle? Şimdi şey anlatacağım da. Onu bir okuyor, Allah! Şeytan diyor ki, onu da oku, o sayfayı da oku. Akşama siteden siteye, hastalığını öğreniyor. Dedi Allah'a. Hastalığını öğreniyor şimdi internet sayfalarından. Kim etti belli değil, kim yazmış, ne yazmış, niçin yazmış. Ondan sonra her hastalığı ortaya çıkaran kişiden kişiye sebepler değişir. Öyle mi doktorum? Değişir yani. Değişir. Her şeyin bünyesi farklı. Ondan ne yapıyor biliyor musun şeytan? O okuduğunuz her bir paragraf, cümle, inan, vesvese ve vehim olarak size yansıyacak. Ben seyretmediğim bir videoyu, filmi, namazda bana hangi kafayla getirip bana vesvese yapacak ki şeytan? Ben neyi seyrettimse namazda o filmler geliyor. Demek ki vesvesenin kaynağı benim. Seyrettiğim filmler, okuduğum hastalık raporları, bir sürü kağıtlar okursam benim şeytanın eline vallahi de billahi tallahi mermi veriyoruz. Vur beni diyoruz. Lan bu kadar ahmaklık olur mu ya? Bir şey var şimdi, onu öğrendi ya. He. Onu beyin ona yaşatıyor, yoksa bile. Ha. Ben bir arkadaşta gördüm, kalp krizi geçirmiş. Ondan sonra 5 kere acil hastaneye, ambulansta gitmiş, kalp krizi geçiriyor. Aynı şeyleri tekrar beyin yaşatıyor. Ama bir şey yok, evap ediyor bak. Bir böyle bir sancı geliyor, ölüyor, kalp krizi geliyor, bu ya. O yaşadığını yaşıyor. Çünkü bu aklına teslim olmuş. Aklı da birileri kullanıyor. Ustad diyor ki, aklını başına al. Aklına başına al derken, akla demiyor bunu. Akıl yok ortada. Aklını diyor, sağda soldakiler, yani diyoruz, o kardeşim, o çocuğunu, anne be, çocuğuna sahip çıkacaklar. Allah Resulü diyor ki, akşam namazından önce çocuğunuzu eve alın, besmele çıkın. Yoksa akşamdan sonra çocuk dışarıda oynuyorsa 2 kere 2 4, benim çocuğum olmaz deme. Çocuğunuza ortak olacak şeytan, oluyor. Ondan sonra panik, depresyon, sıkıntı, hırçın, hayasız, dine soğuk, nasıl olacak ki? Ne olmasın ki? Ortak oluyor çocuğunuza. Resulullah dedi ki, akşam namazından sonra çocuğunuzu salmayın. Tamam bitti. Bu şimdi ne yapacak? Bu tür işte hasta, doktorun demişti. Bu tür hastalar acilin karşısında evi tutuyorlar. Davetin geçen bir tanesine de rastladım, duydum. Güya hastası varmış numarasıyla. Acilin orada oturacaklar da oturup sabahlıyor. Deseler ki senin burada niçin var? Hastam vardı ondan. O hastası yok. 3 gün burada kalıyormuş bu hastanede. İstanbul'da hastane mi biter? 3 günde Cerrahpaşa'ya gidiyor. 3 günde Çapa'ya gidiyor. 3 günde doktorum ona Bakırköy'e gidiyor. 3 gün bilmem nereye gidiyor. Tekrar 3 gün sonra böyle gelince onu tanımıyorlar tabii. Neden? Tekrar bir daha dönüş yapıyor. Her gece acillerde oturuyormuş. Güzel. Merhaba kardeşim. Allah Allah. Tam bir Toshiba. Niye? Kardeşim Kur'an'a teslim olsana. Risale-i Nur okusana. Sana işte bunun için okutturuyoruz. Oku. Evan ve vesvese gider. Çünkü Risale-i Nur okunduğu yerde ervah haliyeler geliyor diyor. 259 Barla'da, 82 Lemalar'da. Risale-i Nur okunduğu yerde ervah haliye geliyor. Ervah süfleye gidiyor. İki doktorun aranızda. He? İki doktorun aranızda. Evet.
Doktor. Bak ne diyor? Çok emarelerin ve vakaların ve keşfiyatın şahadetiyle cin, Müslüman cinleri. Müslüman olmayan cinler şeytandır, unutmayın. Onlar bağlı değildir. Ramazan'da şeytanlar bağlı. Bize zarar veren veya vesvese veren, işte orucu tutma, orucu aç diyen Müslüman olmayan cinler, kafir cinler şeytanlık yapar. Bir de nefse emare. O da bağlı değil. Şeytan bağlı. Babaları bağlı yani. Cin ve melek ve ruhanilerin dahi tilaveti vaktinde, Kur'an okunduğu vakitte böyle midir? Böyledir. Ustad dedi bitti. Pervane gibi hak perestane etrafında toplanmaları Kur'an'ın kainatça makbuliyetine, buradan şey yaptım işte, internetleri ve hasta şey yapacağına, Kur'an oku diye onu örnek verdi. Ne o internette kimin yaptığı ne ettiği belli olmayanın hastalık raporlarını okuyorsun kardeşim ya? Ne biçim kafa taşıyorsun ya? Kim için, kime çalışıyorsun sen ya? Bu kadar insan kendisine zalim olur mu? İnne ukâne zalûman cehûlâ. Bu kadar zalim ve cahil olur mu bir insan ya? Olmaz ki ya. Bu kadar kendisine zarar verir mi ya? Vallahi el insaf ya o. Ne okuyorsun kardeşim ya? Bak ne diyor? Kur'an'ın hakikatça makbuliyetini bunu oku kardeşim. Ve en yüksek bir makamda bulunduğunu bir imzadır. Kur'an öyle hakikatli bir talavet göstermiş ki, bir halavet göstermiş ki, çok hoşuma gidiyor. Kur'an'ın hakkaniyetini göstermek için söylüyorum. Allah'a, nefsim yediği kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki aynen bende de oluyor. Sıkıntım vaktimde, derdim vaktimde iki şeye müracaat ederim. Başka hiçbir şey. Ya namaz kılarım, eğer mekruhsaydı kesinlikle Kur'an okurum, yanımdaki arkadaşlar bilir. Vallahi da billahi tallahi cebimde aspirin gibi çantamda bunları taşıyorum. Üç tane şeyim var çantamda. Bir, Kur'an'ım var. İki, Hizbul Kur'an'ım var. Üç, Hizbul Hakaiki Nuriye'm var. Ustad Hizbul Hakaiki Nuriye için ne demiş? Okunduğu zaman vehim ve vesvese gelmeyen ve Kur'an'ın en faziletli ve sebaplı ayetleri olan o seçilmiş bin tane ve Risale-i Nur'un kaynağını teşkil eden ayetler. Hizbul Kur'an. Allah aşkına açın ya. Ya bu kadar adamların sözünü dinledin. Bir de benim sözümü dinle. Bu konuda ben uzmanım. Sana göre ben uzmanım yani. Şimdi adam benden daha genç, 30-40 yaşındaki doktora gidiyorsun, uzmandır diye ilacını kullanır. Ya onun yanlış çıkma ihtimali var. Ama içiyorsun. İç yani. Benim söylediğimin yanlış çıkma ihtimali yok. Çünkü kaynaklı söylüyorum. Yanlış çıkarsa da zarar ihtimali yok. Aa, Kur'an okudun, vallahi dediğin gibi olmadı. Ne zarar gördün? Yani ilaç gibi değil ki. Ki öyle değilim ben. Bizatihi ben tüfeğli değilim. Bu işin kenarından beslenen bir insan değilim. Bizatihi ben istifade ediyorum, yaşıyorum. Ha başım ağrıyor. Şeydeyizdik, Hamburg'da. Yakında dershaneye gittik. Orada bir kardeşimiz var. Allah selamet versin. Dershaneye gittik. Ya kardeş dedi, içeride de cemaat bekliyor, seni ders istiyorlar. Vallahi çok fena başım ağrıyor. Trenle geldim, çok fena. Bir 10 dakika müsaade etsen git oyala bir şeyler anlat. Ben şimdi başımı şey, abi aspirin vereyim, benim aspirin var. Hani dedi aspirin? Aa bu dedim, şimdi göreceksin aspirin. Ondan sonra şey yaptım, açtım böyle koydum. Elhamdülillah. Vallahi de, billahi de, tallahi. İnanıyorsun da öyle oluyor. Ne yapayım, netice bu. Başım ağrısı geçiyor. Geçti. Geçiyor. İnan bak nasıl muamele ediyor Allah sana. En aynı zeni abdibi. Bana nasıl inanırsanız ben size öyle olacağım diyor Allah. Kur'an ya. Ve nunezzilu minel Kur'an ma ve şifan ve rahmeti lil mu'minin. Ve la yezidu zalimine illa hasara. Müminler şifa mıdır diyor. Şifa. Bak. Kur'an öyle hakikatli bir halavet göstermiş ki. Bunları şey için anlatıyorum. Hakkınızı helal edin. Sakın bir şey göstermek için değil. Kur'an'ın hakkaniyeti böyledir diye. Göstermiş ki en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar tilaveti, halavetini, tatlılığını, ruhsal gıdalığını ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkesçe müsellem, sağlam olup dar bu mesele hükmüne geçmiş. Hem öyle bir tazelik ve gençlik, şebabet, gençlik ama
tazelik yani gündeliğini ifade eder. Yani sanki bugün gelmiş benim bu mevzu için. Böyle bir kitap olur mu ya? Böyle bir kitap olur mu? Çocuk okuyacak, kadın okuyacak, profesör okuyacak, cahil okuyacak, dün okuyacaklar, yarın okuyacaklar. Yani çöldeki okuyacak, üniversitedeki hoca okuyacak. Ya böyle bir kitap olur mu ya? Tıp kitabını kim okur ya? Tıp talebeler okur değil mi hocam? Onlar okur yani. Fizik kitabını fizikçiler okur. Bu nasıl bir şey ya? Ben de anlamadım yani. Bak diyor ki, şebabet o. Yani sanki şimdi bu mevzuma indi ayet. Ve garabet göstermiş ki, garabet, yani insan bir şeyden bahseder de pat diye o gelir. Veya olmadı bir şekilde bir şey olur. Allah Allah. Garabet yani. Acaba beklenmeyen bir cevap. Hasan abi, mesela bir olayla bunu karşılaşıyorsun. Mesela Kur'an'ı açıyorsun meğerinde. Evet. Sanki hani oradaki peygamber sensin. Sanki oradaki olay senin o an... Oraya... Çevrende gelişiyor. Aynen doğru söylüyor. O mu abi? Aa, senin merkezinde gelişiyor. Zaten Kur'an'ı o şekilde okumazsan istifade edemezsin ki. Ben ne yapacağım ki Yusuf'u? Yusuf'u ben ne yapacağım kardeşim? Kenan'ın kuyusuna düşme ihtimalim sıfır. Yusuf'ta maksat benim. Kuyu nefistir, bedendir. 60 arşın ömürdür. Benim ben o Yusuf. Bak. Hem öyle bir tazelik, gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki. Garabet yani bunun dediği gibi. Yani öyle bir hadise ki açıyoruz pat diye. Veya şimdi geliyorsunuz derse, ya düşündüğün ve merak ettin, ya soracağım diyorsun, pat diye ders işleniyor. Ulan desin ki, ulan benim içimi okudu ya. Tam istediğim bir ders oluyor şimdi. Bu işte garabet deniliyor, garabet. Tuhaflık yani. Göstermiş ki, 14 asır yaşadığı, herkesin eline kolayca girdiği halde, şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Ya değil bir şey ya. Çok tatlı inanın vallahi ya. Bir hadisleriniz çalışmışsınız. Vallahi ya bu acayip bir şey. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Ya diyebilir misin ama bana hitap etmiyor bu Kur'an ya. Yani herkes bana hitap ediyor şimdi. Her taifi ilmiye ondan her vakit istifade etmek için kesretle ve mebzuliyetle yanlarında bulundurdukları uslub ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde o uslubundaki ifade tarzındaki söyleyiş biçiminde tarzı beyanındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. Yani her namazda elhamdülillahi okuyoruz değil mi? Ya buktum ya elhamdülillahi. Bilmiyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Okuyunca diyor musun bana? Biraz da türkü söylesin. Acayip bir şey. En çok sevdiğinizi ki yok öyle bir türkünüz de. En fazla bir iki hafta, bir iki ay, bir senedir. O da zıngır zıngırın yanında. Zıngır zıngırla müzik o. Eğer zıngırları kaldırırsa çalgı aletlerini bak müziğin sesine bak seninle dalga geçiyor, alay ediyorlar. Şık 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 su damladı. Beni niye bıraktın? Bırak gitme. Köfte ettin, bilan ettin, tost ettin. Bırak beni gitme. Bu ya. Alay ediyor. Armut Dağı asılı. Herhalde nereye asılacak yani? Armut Dağı asılı. Falan abi nasılsın? Ha bu bizim işte gazetelere basılsın. Zın 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 zın. Ne yani şimdi ne bu? İnsanlığın şahsiyeti mi artık? Bu nedir ya? Dalga geçiyor diyor. Bir bakın bakalım sevdiğim müziği. Veya dinlediğiniz müziğin çalgı aletini beyninizden bir silin bakayım. Sözüne bakın. Alay ediyor sizinle. Bunu bir yerde söyledim. Nathan dedi ki, abi dedi şu anda dünyada diyor, müzikte lider olan bir müzik varmış. Tek bir kelime varmış. Hiçbir şey demiyormuş. Hep bunu tekrar ediyormuş. Ona bir dinlet bana dedi. Nasıl bir şey dedi. Yani. Bir dinle. Bir tane ya gavurcaymış. Aynı şeyi tekrar ediyor. Tek bir kelime. Neydi de unuttum. Aynı kelimeyi tekrar ediyor. Dıng 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 müzikçi dıng. Onu söylüyor. Müzik şey alet. Yani Kur'an aletsiz bak ne halde.
Onu anlattığım için ama. Yani böyle değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fesaslı değil yani. Yani. Onların sözüne bakarsanız maskaralıktır diye söylemek istiyorum. Ve en güzel bir kelam bayat diyor. Bayat diyor. Hiçbir şey aslını tutmuyor. Ha? Söylüyorlar şirk yani. Onlar da bahsetmiyor şirkinden, günahından, isyandan. İndir beni dünyaya. Allah'a gönder bir tane bu sitem. Nasıl dinlemişim bunları? Dolmuşa binince sana dinlettiriyorlar. Hiç şey yap, gündelik ne müzik şey. Eskide öyleydi. Biz eskide böyle dershane arabası yaptık. Fındıkzade demeci diyor ki, dolmuşta giderdik iki tane. Beşincisi, Kur'an'ın bir cenahı mazide, bir cenahı müstakbelde, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu. Allah Allah. Hani peygamberimiz ümmi olduğu halde nereden bilecek? Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'de ne oldu? Bir insan nasıl bilir ya? Kendisinin 3000 küsur sene önce olan bir hadiseyi, bir vakayı nereden bilecek? Hadi bildi. Kızıldeniz'de bir sürü insan boğuldu. Bir tanesi çürümeyecek. Çürümeyecek nasıl bilecek? Ahir zamanda dışarıya atılacak diyor. Ya ne diyorsun sen yani? Bu kadar insanlar içinde bir tanesi çürümeyecek. Diğerleri çürüyecek. Nasıl anlayacağım bunu ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Dışarıya atılacak diyor. Suyun içinde olan çürümeyecek mi? Çürümeyecek. Niye? Yahudinin dediği gibi. Niye diyor? Onun etrafındaki o balçık dedi çürütmedi. Onunla gömülenler yok mudur dedi falan falan. Şeyi çekip gitti. Bir seminer vermiş. İngiliz. Müslüman değil. Bu niye çürümemiş? Londra'da ben gördüm yani cesedi. Yalnız vücudun şeyi çekilmiş, suyu. Serserinin saçı bile duruyor. Her şeyi, bütün böyle organlar dışarıda. Aynen aynen. Böyleyken böyle iğneyi getirmişler böyle de. Tam yapmıştırmamışlar böyle. Ondan sonra bir eli sol galiba. Şey sağ eli gözünü kapatmış sol eli. Böyle hadiseye böyle. Elini açmış böyle. Ağzı sona kadar açmış, dili gözüküyor. Böyle böyle şey yapıyor, saçı kırmızıya çalıyor. Tamam dedi, bu palçığa denk geldi, çürümedi. Koca orduda, bu, oraya aynı yere gömüldü. O balçıkta diğerleri niye çürüdü? Bu niye çürümedi? Semineri terk etmiş. Yani peki nereden bilecek? El-yevmen öneceki bir beden iki. Ben size, sana bugün cesedine necat vereceğim diyor. Çıkartacağım dışarıya. Sol eli mi havadaydı? He? Sol eli galiba. Sağ eli gözünü kapatmış böyle. Hatırla ben bizatı gördüm. Böyle ama ağzını da açmış böyle. Gözünü kapatıyor bunun şeyine böyle. Böyle yapmış. Solcular da yakalanacak onu da. Solcular. Allah Allah. Öyle yapmıyor mu? Şöyle yapıyorlar he. Aynen. Firavun? Firavun. Kolay mı Firavun olmak? Olda göreyim ha. Firavun olmak bile zor. Deccal olmak bile zor. Ne? Ya. 1 milyon bebeği mi kesmiş? Kökü. Bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu ve bu onları tasdik ve teyit etti ve onlar dahi tevafukun lisan haliyle bunu tasdik ettikleri gibi öyle de evliya ve asfiya gibi ondan hayat alan semereleri. Evliya diyoruz. Kaliteli insanlar. Nasıl olmuş bu evliya? Kur'an'dan medet almış. Şimdi mesela diyelim ki ihtilaflı bir mesele olsa. Bu ağaç canlı mı cansız mı? Şeftali mi armut mu? En iyi delili nedir? Bekle baharı canlı mı cansız mı? Belli olur. Versin meyveyi şeftali mi armut belli olur. Armut verdikten sonra şeftali denilir mi? Bir rejim, bir adam meyvesini verdikten sonra bu adam iyi midir, kötü müdür işinde gözüküyor. Ondan daha kesin delil olur mu? Kur'an'ın hak ve hakikat olduğuna en büyük delillerden bir tanesi de sensin. Niye bazı şeyleri yapmıyorsun? Niye bazı şeyleri yapıyorsun da bazı günahları yapmıyorsun? Senin şu halin bile cemiyetteki insanlardan imtiyazlı değil misin?
Senin için demiyorlar mı ki bu farklı? Sen yaşantın itibariyle farklı değil misin dükkanda, etrafındaki çevrende? Senin bu halde seni diğerlerinden farklı kılan nedir? Budur işte. Sen de ağacın yaprağısın. Ağaç hakkında şüphe ediliyordu. Bu kökü çürümüş mü, çürümemiş mi? Canlı mı, cansız mı? Armut mu, şeftali mi? Meyve verdikten sonra işte meyve sensin. Temel kök Kur'an'dır. Senin kökün Kur'an'dır. Sen Kur'an'dan beslendiğin için yapmıyorsun onu. Kur'an'dan beslendiğin için o işleri yapıyorsun, helali yapıyorsun. Seni toplumdan imtiyazlı ve meyveli canlı kılan o başka. Bu adam başka. Dettiren Kur'an'dır. Sensin yani. Evliya. Evliyayı nerede arıyorsun? Takke ve şalvanın içini mi arıyorsun şimdi? Beş vakit namaz kılan, haramdan elinden geldiği kadar uzak olan adam evliyadır bu aslında. Niçin? Evliya demek Allah dostudur. Allah dostudur tabii ya. Namaz kılan Allah dostudur. Oruç tutuyor o insan. Allah dostu. Allah'ın emirlerini, Allah'a iman edenler yapar. Ne diyor? Benim evimi diyor, dershaneleri, binaları, camileri. Bana iman edenler yapar diyor. Allah'a iman eden, Allah'ın emirlerine itaat eder. Ediyorsun kardeşim. Ha, demek ki senin bazı şeyleri yapmaman, haram demen, bazı şeyleri helal demen kendinden kaynaklanmıyor. Bir yerden besleniyorsun. Ve seni toplumda imtiyazlı kılıyor. Mesela benim sınıf arkadaşlarım var, köylüm var, İstanbul'da okuduğum için hepsinden farklıyım. Niye? Köküm farklı. Beslediğim toprak farklı. Sen de öylesin. İşte ne diyor? Diyor ki, Kur'an'ın deliline, meyvelerine bakın. Evliya, asfiya gibi ondan hayat alan semereleri. Sen de ondan hayat alıyorsun. Sen de delilsin. Senin o bazı güzel ahlakların var. Zatından mı kaynaklanıyor? He Enes? Ondan kaynaklanıyor. Hepimiz biliriz geçmişimizi. Nurları tanımadan önce de bizdik. O zaman da iyiydik. Adam değildik ama ya. Nurlar tanımadan önceki hayatımızı bir gezgin geçirin demeyin de. Benim de biliyorum. Adam mıydık ya? Ben adam mıydım? Demek istemem yani. Ama imanımı 10 defa sorgulanması lazım. İmanım var mıydı? Öyle değil ki. Gerçi erken tanıdık ama hamdolsun 17 yaşında ama bir süre enkaz. Ondan sonra bir sürü doğrularımız vardı. Onlar yanlış oldu. Niye? Semereysin. Sen Kur'an'ın semeresisin. Meyvesi. Kök değiştirdi seni. Evliya ve asfiya gibi ondan hayat alan semereleri. Ve hayattan tekemmülleriyle. Hayattan tekemmülleriyle. Yani büyüyorsun ama hakikaten kemalatla büyüyorsun. Oldu. Etrafına dikkat ediyorsun. Mesela zekatı niye veriyorsun? Ahmaklık değil mi onlara göre? Kur'an'da da diyor zaten, şeytan diyor ki verme. Ayette diyor, yanında diyor hemen bir şeytan gelir diyor, tam zekat vereceğin. Verme, biter. O da çalışsın. Allah versin kardeşim sana. Sen niye veriyorsun? Kötü bir fiil mi? Sadaka veriyorsun, kurban kesiyorsun. Etrafa fakir fukara da kötü bir fiil mi? Şeyle gidiyorduk. Suat'ta. İftara eve. Hadise değil mi? Koşturuyorlar, kornaya basıyorlar falan, o gidiyor falan. Benim biliyor musunuz? İftara o koşturtma, o sıkıntı, stres bana çok zevkli geliyor. Şair. Davulcuya para verir. Şairdir, ustad da verir. Şairdir. Biz dershanede sabahladığımız halde her gün istisnaz. Çünkü size mal geliyor. Ortaksınız ya. Her gün sabahladınız. Yemin etseniz yalan değil. Her gün sabahladınız. Sizin hasenat defteriniz öyle olacak. Hani davulcuya ihtiyacımız olmadığı halde davulcuya asla parasını verir. Şair. İslami örf ve adettir. Mesela esnaflar, dükkanda bak, masa kuruyorsun. Hayır, caddede kurun. İftar saatinde. Dışarıda. Gelin geçeni de çağır, ikram et. Şahirdir, bekliyor herkes. Yesene kardeşim, delicisin, zenginsin, hadi ye. Abi benim, seninsin, niye yemiyorsun kardeşim, şiddetli ihtiyacı var. Abi emir gelmedi, emir kulusun.
O ne güzel bir manzara ya Rabbi. Bu Allah sevmez mi ya? Elinde duruyor su, elinde hurma duruyor. İçmiyor ya Rabbi ya. Allah canibinden, Allah meleklerine nasıl böyle şey yapıyor? Bak görüyor musun kulunu? Bak. Var da öyle yazıyor. Ey şehvetini benim için terk eden kulum, sen benim bir kısım melekelerim gibisin diyor. Hadis-i Kutsi. Allah onunla iftihar ediyor meleklerine karşı diyor kulundan. Bak elinde diyor, bak görüyor musun suyu? Şiddet ihtiyacı var mı? Var ya Rabbi diyormuş. Melek ya okudu mu söylüyor. Celaleddin'de mi ne okudu? Su ihtiyacı var mı diyor. Allah bilmiyor mu? Biliyor da sultan ya. Bu kulumun suya ihtiyacı yok mu diyor melekeye. O arşı melekeleri. Var ya Rabbi. Niye içmiyor? Allah'ım senin emrinden dolayı içmiyor. Niye? Korkuyor senden, cehenneminden. Başka senden cenneti umuyor. Zatıma yemin ederim. Onu cehennemden emin kıldım. Ve yemin ederim cennetimi de koruyacağım. Yani çok acayip bir manzara. Basit bir fiil ama ruhtan haber veriyor. Bak elhamdülillah. Şükürler olsun. Hayatlar tekemmülleriyle şecere-i mübarekelerin hayatlar, feyizler, hakikat medar olduğuna delalet eden, ikinci kanadının himayesi altına yetişen ve yaşayan gelecek. Velayetin bütün hak tarikatları. Velayetin bütün hak tarikatları. Son cümleyi okuyorum, kesiyoruz. Sen çayımızı getir. Ve İslamiyet'in bütün hakikatları, ilimleri, Kur'an'ın aynı hak ve mecmua hakaik ve camiyette misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Elhamdülillah. Evet, bu akşam ne yapacağız? Bir de okuyayım. Bir neydi? Beraber tekrar edelim. Bu akşam Kur'an, istiğfar, istiğfarın içinde kaza namazı var. Üçüncü, salavat. İşimiz bu. Ha o zaman Kur'an alacağız, cüz alacağız burada. Eğer cüzünüz varsa cüzünüzü okuyacaksınız. İsterseniz evinizi nurlandırın ama sizin adınıza burası vazife yapıyor. Zaten Ramazan'a yatılmıyor. Zaten mübarek gecede yatmıyoruz hiç. Ha burada kalacaklara da biz yer yer çay yapıyoruz beraber. Namaz kılıyoruz. Kur'an okuyoruz. Tamam mı? Ders yapıyoruz. Hususi sorunlarınız olursa ben meşgul oluyorum. Ondan sonra salavatlar çekiyoruz. Fikirler şey yapıyoruz. Evrat. Yani evratlarımız var ya. İzmir Kur'an'ımı bugünkü dersimi bugüne bıraktım. Kur'an'ım var, İzmir Kur'an'ım var, Cevşen'im var da ondan sonra. Bir de tesbihatın sonunda akşam yatsı arasındaki okunan dualar var. Ey gece bana sıkıntı basıyor diyen, ey göğsümde dağınık var diyen, kafam böyle tuhaf tuhaf şeyler oluyor diyen kardeşim. Tesbihatın sonunda ve zenûni izzehebe mugadîbe gibi ve Eyyûbe iznada rabbehu inni meseniye durru gibi. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 taneyi mutlaka çekin. Akşam yatsı arası değil mi? Akşam yatsı arası, Allah razı olsun. Uyarın onu. Akşam bir de ya şüphe, imanımdan şüpheleniyorum. İmanım gitti mi, gidecek mi diye şüphelenen kardeşim. Onun daha arkasında tesbih, en sonunda ya hayyum, ya kayyum, ya bediü semavat vel ardı, ya zel celal vel ikram, Allahümme inni eselike tuhiyye ve kalbi bin nur marifeti gebeden, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Var ya o. O zaman ne zaman söyleniliyor? Sabah namazının sünnetiyle farz arasında. Mutlaka yapın. Bak mutlaka. Çünkü Allah vaat etmiş. Sahih Buhari. Muhammed el-Buhari Hazretlerine vaat etmiş. Ben Allah'ı gördüm diyor. Ben Allah'ı gördüm. Her görüşümde Allah'ıma dedim ki ya Rabbi diyor. Buhari Hazretleri. Usta diyor ki Buhari'de görmek Resulullah'tan işitmek gibidir diyor. 19. O zat diyor ki kitabında. Ben diyor ki Fıkıh-ı Ekber'de var. Allah'ı görmek Ehl-i Sünnet'ten de Risale'de de var. Miraç'ta gitti gördü. Ümmetine de kapıyı açıp bıraktı. Neyse ona girmeyeceğim. Her görüşte Allah'ıma dedim ki diyor. Ya Rabbi imansız gitmekten korkuyor. Allah bana dedi ki diyor. Ya Muhammed. Muhammed Enkin Buhari'di o. Adı Muhammed. Uzun bir. Sabah namazının sünnetinden sonra şu duayı okursan senin imanına ben kefilim. Oh! Ustad da o zattan o duayı almış. Rabbim bana dedi diye. Sabah namazının sonunda sünnetle farz arasında
onu yapıyoruz. Tesbih. Ondan sonra kesinlikle ama kesinlikle namazımızı tadil erkanla kılıyoruz. Namazın akabinde tesbihatı mutlaka yapıyoruz. Allah rızası için bakalım. Ona inşallah bir ders yapacağız. Şu Risale-i Nur okunduğu yerde ervah aliye pervane gibi toplanır. Ervah habise defolur gider. Evinde sıkıntı var. Sabah, öğlen, akşam 10 dakika en az yatak odanda, 10 dakika salonda, 10 dakikada mutfakta Risale-i Nur sesli okuyun ama. Barla'da ve lemalarda onun okunduğu yerde neler olduğunu yazıyor. Sayfaları ben size nakledeyim isterseniz ama Barla burada yok ama şunu şey yapayım. Lemalar 82, Barla 259, birkaç yerde var ondan sonra. Ben şöyle şey yapayım şurada. 82. Sözler 246. Sözler 510. Lemalar 66. Ondan sonra latif nükteler 31. Tamam. Ondan sonra şimdi bu okunan yerde ben niçin Risale okutum varken için demiyorum. Risale okunan yerde ervah habise gelemiyor. Allah Resulü koku bana sevdirildi diyor. Koku sürüldüğü yerde kokuyla o kokuyla alakalı. Her koku farklıdır. Allah ruhani yaratıyor. Çünkü ustadımız diyor ki nardan, nurdan, zulmetten, rayyadan, kokudan, suretten, sesten melaike ruhani yaratıyor diyor 29. sözde. Hep dolaşıyorum küllatasız. Risale-i Nur okunduğu yerde diyor Barla 259'da Sema eyli, Mekke melaikesi yerdeki melaikeleri gıpta ediyor. Aa sizin üzerinizde bir iki kişi, bir iki kelam, bir iki dakika Rabbini görüp gösterile sevsedile. Onun için sizin diyor bu tarzda diyor işiticileriniz, müstemileriniz, etrafında ders arkadaşlarınız çoktur diyor Rüsaviye Usta. Kastamonu şey, lemalar da 82-66. Sözler 246-510. Orada yani Risale'nin okunduğu zaman neler oluyor? Ha bunlara sen kafan karşılamıyorsan laf dinle o zaman beni dinle. Günde sabah akşam öğlen benim sıkıntım var falan var bilmiyorum. 10'ar dakika en az Risale okuyacaksın. Nerede oluyor sıkıntı? Yatak odanda. 10 dakika orada sesli. 5-10 dakika. 5-10 dakikada mutfakta. Orada da kavga oluyor. Yemek yerken yapıyorsun. 10 dakikada da salonda. Ben bir tane hatıramı nakletmiştim, bir daha nakledeyim. İki kişi kavga ediyorlardı, kamyoncuyla taksici. Ayrılıyorlar ama ayrılmıyorlar ki, çok fena kavga. Ben de gittim oraya, yanaştım. Yasin ve Kur'anil Hakim. Kamyoncu bırak. Ne yapıyorsun kardeşim sen dedi ya. Ne yapıyorsun dedi ya. Hep o da bıraktı, o da böyle. Yasin oku, herkes Müslüman ya. Ondan sonra, ama siz yapmayın. Ben yaptım, delilik yaptık işte. Başladım Yasin, bağırarak ha böyle. Ne yapıyorsun dedi ya. Ondan sonra, Müslüman değil misiniz kardeşim? Kızmak şeytandandır diyor Allah Resulü. Kızmana sizi dedim birbirinize vurduran Müslüman Müslümanın şeytandır. Şeytan kızmaktan oluyor. Şeytanı da def ettim bak kavga bitti gördünüz mü? Kavga bitti. Şeytan ortadan kalktığı zaman kavga bitti. Bak aynı ben şahit oldum. Okunduğu zaman bak neler oluyor. Şeytan gitti bana lanet okumuyor. Olan nereden geldi bu adam? İçin için ayıracaksın adamı. Ayırmadan Yasin diyor. İşi bilince güzel oluyor. Getir. El Fatiha.